Merhaba sevgili arkadaşlar bu dersimizde Türk kültür ve medeniyeti hatta en önemli bölüm devlet yönetimini işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar ÖSYM e... Bütün sınavlarında Türklerde özellikle bu bölümden çok soru sorar. Bu bölümdeki kut, işte cihan hakimiyeti mefkuresi, Türklerde devlet anlayışının unsurları, sosyal devlet anlayışı, hükümdarın görevleri, hükümdarın özellikleri gibi sorular çok sık bir şekilde gelmektedir. Hemen şöyle pratik bir şekilde başlayalım. Türklerde devlet anlayışı öncelikle. Arkadaşlar, Türklerde devlet anlayışı dediğimiz zaman Türk devletinin oluşturan unsurlar bakın. Yani il el devlet demek, oluşturan unsurlar temel olarak o kuş'tan başlar. Türklerde temel ailedir. O kuş aile demek arkadaşlar. Şöyle yazalım hemen. Aile. Aileler Urukları meydana getirir. Uruk sülale demek. Sülalelerin bir araya gelmesine de biz boy, bot ya da ok diyoruz. Unutmayın ilk siyasi teşekkül, en temel siyasi teşekkül boy, bot, oktur. Toplum olarak en temel birlik okuştur. Kesinlikle unutmayacağız. Boy, bot, ok bir bakıma sülaleler birliğidir. Boyların bir araya gelmesiyle de bodun dediğimiz millet oluşur. Son aşama ise İl ya da el Türklerde devlet demektir. Sevgili arkadaşlar özellikle şu kelimelerin anlamları sorulabilir. Buna çok dikkat edin. Bununla beraber Türklerde devletin unsurları olmazsa olmazı yani bir devlet nasıl sahneye çıkar? Arkadaşlar bir devletin sahneye çıkması için öncelikle bağımsızlık, oksuzluk olmalıdır. Türkler unutmayın hatta burada da yazmış olmam lazım. Türkler yaşam tarzları gereği bağımsızlık duygusu çok gelişmiş bir topluluktur. Bağımsızlığına düşkündür. Yani konar göçer o göçebe yaşamları onlarda hem teşkilatçılığı hem de bağımsızlığı geliştirmiştir. İkincisi halk. Halk olmadan devlet olmaz arkadaşlar. Halka kün de denir. Üçüncüsü yurt, üleş Yurt olmadan devlet olmaz. Dördüncüsü de teşkilat ya da töre dediğimiz kanundur. Bunlar bir araya geldiğinde devlet ortaya çıkmış olur. Hiçbir zaman unutmayın. Türklerde devlet teşkilatlanmasının temeli bir bakıma onun hukuki sistemi arkadaşlar Okyay ok münasebetine göre belirlenir. Özellikle Oğuz Kağan Destanı'nda anlatılan Okyay ok münasebetine göre Oğuz Kanun işte 6 tane oğlu olmuş. Bunlardan 3 büyük olduğuna yay. 3 küçük olduğuna da ok demiş. Yay hatta altını simgelemiş. E, ok ise gümüşü simgelemiş. Bunlara demiş ki yay olan o 3 üç gruba, üçlü büyük oğullarına siz doğuya gidin. Onları doğuya göndermiş. Okları ise batıya göndermiş. Hatta arkadaşlar hani bu münasebet öyle bir anlatılır ki yay işte o üç büyük oğlu gittiklerinde altın bir yay bulmuşlar. Onları simgeler altın gümüşe göre üstündür bakın. Ok olan işte üç tane oğlu ise gümüş ok bulmuşlar. Burada neyi bileceğiz biz ok yaya tabidir unutmayın. Ve Türklerde ne var zaten arkadaşlar ikili teşkilatta doğu batı şeklindeki örgütlenmede? Batı doğuya tabidir. Her zaman doğunun önceliği, doğunun kutsallığı vardır. Bunlar önemli. Yine Türklerde bakın şuraya çok çok dikkat edin. En çok soru gelen yerlerden biridir. Yorum sorularında, metin sorularında kut anlayışı çok kullanılır. Kut anlayışı nedir arkadaşlar? Gök tanrının yeryüzünü yönetme hakkını kaan ve ailesine vermesidir. Bakın gök tanrı yeryüzünü yönetme hakkını veriyor. Yani ülkeyi demiyor, belli bir coğrafyayı demiyor. Dolayısıyla kut anlayışından ne doğuyor arkadaşlar? Cihan hakimiyeti mefkuresi. Kutu aldığına inanan hükümdar Kaan ne yapıyor? Fetihler yaparak, bir bakıma e, işte savaşlar yaparak, sağa sola seferler yaparak bütün dünyaya egemen olmaya çalışıyor. Bunu neden yapıyor? Gök tanrı adına yapıyor. Sevgili arkadaşlar bu anlayış İslam'dan sonra da İslamileşerek devam edecek bakın. Biz buna ne diyoruz hatta Tanrı'dan, e, hükümdarlık kaynağı Tanrı'dan geldiği zaman biz buna karizmatik liderlik anlayışı diyoruz. Liderliği pekiştirir. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Gök çadırımız, bakın gök çadırımız, güneş bayrağımız gibi Kavramlar duyuyorsanız ya da gök ile yer arasındaki her yer, buralar bizimdir gibi kavramlar duyuyorsanız bu Kut'tan gelen anlayıştır. Kesinlikle unutmayın. Ve bizi nereye götürür? Cihan hakimiyeti anlayışına ya da Türklerdeki cihan hakimiyeti ülküsüne. Kut'tan beslenir. Bakın yine cihan hakimiyeti nizamı alem ülküsünü doğurur. Nedir nizam alem ülküsü? Yine tanrı adına nizam vermek, aleme nizam vermek, bütün dünyaya nizam vermek, düzen vermek. Bu İslam'dan sonra da devam edecek. Bakın. Burada gök tanrı adına İslam'dan sonra Allah adına olacak. Bunlar kesinlikle unutmayın. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın. Türklerin bütün bu ülkelerini kapsayan en büyük ülkülerine Kızıl Elma denir. Kızıl Elma ulaşılmayan arkadaşlar bir hedeftir her zaman. Bir yere ulaştığınız zaman o kızıl elma olmuş olmuyor. Kızıl elma daha da genişlemiş oluyor. Yeni bir hedef konuluyor bu sefer. Bizim burada unutmayacağımız bunların hepsi bakın kut anlayışı, cihan hakimiyeti anlayışı, nizam alem ülküsü Türklerde var. Bütün bunları kapsayan ülkeye de biz kızıl elma ülküsü diyoruz. Bir de arkadaşlar tanrıdan kaynağını alan kut anlayışını tamamlayan iki tane anlayış daha var. Ülük anlayışı ve küç anlayışı. Bakın buradaki kut siyasi yetkidir, Tanrı'dan alınan siyasi yetki. Ülük ise Tanrı'dan alınan ekonomik yetkidir. Bakın ekonomik, ülük, ülüş ya da pay demek arkadaşlar. Küç ise askeri küçtür, askeri güç. Bunların hepsinin Tanrı'dan alındığına inanılır. Kesinlikle unutmayın. Şöyle şurayı yazayım, düzelteyim. Bunlar önemli dedik. Bir de arkadaşlar Türklerde ne var? Sosyal devlet anlayışı var. ÖSYM buradan soru soruyor mu? Soruyor. Nasıl soruyor? Diyor ki mesela Orhun Abidelerinde bakın Orhun Abidelerinde işte hükümdar kağan halkını yedirmeli, içirmeli, doyurmalı, onun refahını sağlaması, sağlamalı gibi kavramlar veriyor. Böyle bir metin geçiyor diyor. Biz bu metinden ne anlarız? Türklerde sosyal devlet anlayışı olduğunu anlarız. Arkadaşlar halkının ihtiyaçlarını karşılıyorsa, halkını yediriyor, içiriyor, onun karnını doyuruyorsa, onun güvenliğini sağlıyorsa, onun için çalışıyorsa kısaca Buradan biz sosyal devlet anlayışının varlığını konuşabiliriz. Sosyal devlet anlayışı vardır. Bununla ilgili de sorular gelir. Bir de arkadaşlar unutmayın. Türk devlet anlayışında her ne kadar hükümdar kut almış yani tanrıdan yetki almışsa da kafasına göre ülke yönetemiyor. Bakın bu kutun aldığı kutun yetkinin bir takım daha doğrusu bu sorumluluğun bir takım kuralları var. Buna biz ne diyoruz? Özellikle töre kanun üstünlüğü var Türklerde. Yani sınırsız bir monarşik yetki yok. Evet monarşi var işte en tepede Kağan ülkeyi yönetiyor. E, hükümdarlık babadan oğula ya da hanedan içinde geçiyor. Babadan oğla demeyelim direkt hanedan içinde geçiyor. Çünkü tüm hanedanın kut aldığına inanılıyor. Ama yine de kafasına göre bir yönetim gösteremiyor töre üstün arkadaşlar. Hükümdar da töreye uymak zorunda. Töreye uymadığı zaman ne olur? Bakın Türklerde bu pratik bir anlayıştır. Töreye uymadığı, başarısız olduğu zaman, halk onu sevmediği zaman Tanrı kutu geri alır. Böyle de bir anlayış var. Alır ondan başka bir aileye verir, verir. Başka bir Türk devleti kurulur bakın. Anlayış budur. Kesinlikle unutmayın. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın. Az önce söyledik. Türklerin yaşam tarzı, coğrafyası Onların devlet yönetim şeklini aslında belirliyor. Yaşam tarzı zor. Konar göçer bir yaşamları var. Bu neye yol açıyor? Teşkilatçı yapıya. Bu neye yol açıyor? Bağımsızlık duygusunun gelişmesine yol açıyor. Denir ki Türklerin yaşamında evini sırtında taşır. Bakın evini sırtında taşır. Ne demek? Bu hemen çadırını toplar başka yere gidebilir. Dolayısıyla başka bir devletin topluluğun egemenliğine girmektense göç ederek farklı bir yerde devlet kurar. Özellikle devlet kurması kolaydır. Neden? Teşkilatçıdır. Hatta ne der batılı tarihçiler? İki Türk bir araya gelirse devlet kurar derler. İşte bunları kesinlikle unutmayacağız. Bakın Türklerin devlet anlayışında bu unsurlar ön plana çıkar. Özellikle de kuta dikkat bakın kuta. Bunlardan soru geliyor arkadaşlar. Şimdi bir de şuraya bakalım. Dikkat. Türklerde konfederasyon yani federatif bir yapılanma vardır. Federatif. Nedir federatif yapılanma? Kendi içinde özerk dilimlere ayrılır. Bir kere Türkler arkadaşlar boylar birliği şeklinde teşkilatlanır ve her boy kendi içinde özgürdür. Kendi beyine bağlıdır. Dış işlerinde kağana bağlıdır. Bu bize neyi gösterir? Konfederasyonu gösterir. Aynı zamanda Türkler de ikili ya da üçlü teşkilat diyebileceğimiz bir teşkilat yapısı var. Nedir? İşte ülke doğu-batı ya da sağ-sol-orta ya da işte kuzey-güney gibi bölümlere ayrılabilir. Ne görüyoruz biz zaten Türk devletlerinde hep önce ikiye bölünmüşler Çin entrikalarıyla sonra kolayca yıkılmışlar. Unutmayın arkadaşlar bakın bunlar da bölgenin coğrafi yapısının aslında yönetime yansımaları. Ülkeyi kolay yönetmek için, geniş sınırları kolay yönetmek için ne yapmışlar? İkili teşkilatı, üçlü teşkilatı kurmuşlar. Kut gereği de diğer bölümlere hanedandan bir takım e, görevliler, valiler tayin etmişler. Mesela Batı Kanadını Yapgu yönetmiş, Doğu Kanadını Kaan yönetmiş. Kaan oturmuş orada. Yapgu Kaan'a bağlıdır ama iç işlerinde özgürdür. Ve biz şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Federatif yapılanma, konfederasyon şeklinde yapılanma Türk devletlerinin çabuk yıkılmasının sebeplerinden biridir. Hatta en önemli sebeplerindendir. Çünkü çabuk parçalanırlar. Bunu kesinlikle unutmayacağız. Yine orun var arkadaşlar. Bakın son yıllarda orun map kitaplarında çok sık geçmeye başladı. Orun nedir? Orun bildiğiniz protokoldür. İşte. Devlet protokolünün belirlenmesi sistemine orun denir. Bunu kesinlikle unutmayacağız. Doğunun üstünlüğünü hiçbir zaman unutmayın. Doğu üstün. Çünkü gök tanrı anlayışına göre güneşin doğduğu taraf üstün. Hatta arkadaşlar Türklerde bakın renklerin dili vardır. Yönler renklerle ee, belirlenir. Mesela kara kuzeyi, ak batıyı, kızıl güneyi. Bugünkü kızıl deniz, Akdeniz, Karadeniz isimleri oradan gelir. Bakın. Sarı merkezi temsil eder dünyanın merkezi bir bakıma güneş ama doğu her zaman daha doğrusu sarı merkez yerin merkezidir. Doğu ise arkadaşlar bir Türk rengi olan turkuazla bakın turkuaz bir Türk rengidir Türklerden alır ismini gökle yeşilin karışımıdır yani mavi ile yeşilin karışımıdır ve doğu gök ve yeşil rengi olarak tanımlanır. Böyle bir üstünlüğü var. Hani bu da çok detay soru olabilir dedik geldik bakın şematik bir şekilde Türklerde devlet teşkilatı. Şematik bir şekilde. En tepede kim var? Hükümdar. bunların protokol sırası bu şekilde değil aslında. Hani hatun yapkunun önünde de olabilir ama yapku genelde ikinci sırada sayılır. Şimdi biz hükümdardan başlayalım. Hükümdar arkadaşlar Öyle e, hani her hanedan üyesi de hükümdar olacak, her işte e, ne bileyim böyle çok başarılı kişiler kut alacak diye bir şart yok. Bir takım özellikleri var olmalı ki o kişi kut alsın. Mesela hanedanda herkes hükümdar olamaz. Arkadaşlar bir kere hükümdar Alp olacak. Türklerde biliyorsunuz Alplik vardır. Bu İslam'dan sonra bile sürer arkadaşlar. Osmanlı'nın kuruluşunda bile vardır. Alperenlik anlayışı, Alplik anlayışı. Bilge olacak, her şeyi bilecek. Erdemli olacak ve adaletli olacak. Bu özellikler olmazsa hükümdar olmaz. Bakın şu özellikler töreye göre hükümdarda bulunması gereken olmazsa olmaz hüküm özelliklerdir. Töreye göre. Törede yazar bunlar. Ünvanları var. Hani eski Türkler, İslamiyet öncesi Türkler, Han, Hakan, Kaan, İlteber, İlteriş yani devlet kuran derleyen, toplayan anlamında. E, Tanhu Şanyu bunu özellikle Asya Hunları kullanmış. Sonsuzluk demek. Tanhu Şanyu. İdikut özellikle bunu İdikut'u işte e, Ay Tengri'den e, yetki almak anlamında Uygurlar kullanmış. Yine önce yapku olup sonra başa geçtiğinde yapku ünvanını devam ettiren hükümdarlar da görülmüş. Mesela Oğuz Yapku Devleti var bir de Erkin. Bunlar İslamiyet öncesi kullanılan ünvanlar. Unutmayın İslamiyet öncesinde sizin için püf noktasıdır. Kesinlikle sultan ünvanı yok. Sultan ünvanı İslamiyet sonrası İslami bir ünvandır. Bu çok önemli bir detay mesela. Buradan böyle ünvan sorsa oraya koyar sultanı. Kesinlikle bunlar önemli. Bir de sembolleri var. Hükümdarlığın alametleri. Arkadaşlar bunlar birçok kaynakta farklı farklı çok geniş bir şekilde yazabiliyor. Değişik şeyler koyabiliyorlar ama MEP kitapları ve AÖF kitaplarında genel olarak alınanlar bunlar. O yüzden aşırı detaya gitmek yerine bunların en önemlilerini ön plana çıkartın. Ne var? Otağı var. Otağı nedir? Çadır. Bakın İslamiyet öncesinde dikkat edin saray yok, otağ var. Örgin var taht demek. Hatta bunların şöyle e, karşısına yazayım. Çadır, örgün taht demek. Nevbet davul demek arkadaşlar. Eski Türklerde mesela çadırda obada yaşıyorlar. Hükümdarın çadırının etrafında her gün günde 9 defa dolanarak nevbet davul çalınırmış. Bakın Türklerdeki askeri müzik anlayışı da buradan gelir. Bir bakıma burada davul çalınarak bütün obaya bakın burada oturan sizin kağanınız şeklinde bir duyuru yapmaktır bu. Kağan burada demektir. Başka kotuz var. Kotuz arkadaşlar sorguç diye de geçer. Böyle süslü bir şapka. Şapka. Tu e, bayrak yerine geçer arkadaşlar. Yalnız bizim bildiğimiz manada günümüzdeki gibi sancak ya da bayrak değildir. Yani tamamen bir bezden oluşmaz. Genelde böyle bir metal çubuk. Bu çubuğun üstünde işte çeşitli renklerden ve çeşitli şekillerde alt kıllarından yapılan e, böyle ne diyelim fosforlu bir yapı. Bu şekilde adlandırabiliriz. E, toy. Arkadaşlar toy önemli bakın. Toy birçok yerde farklı isimlerde kullanılır. Şurada göreceğiz mesela. Kurultay için de toy kullanılır ama toy genelde Türklerde düğün, eğlence, ziyafet demektir. Temel adı budur bakın. Ve bakın şöyle günümüzde de kullanılan bir takım deyimler, sözler var. Ağlık vermekle olur. Ağanın eli tutulmaz ağalık beylik yedirip içirmekle olur gibi halk arasında kullanılan bir takım deyimler vardır. İşte Türklerde de beylik toyla olur. Toy düzenleyeceksin, halkına yedireceksin, içireceksin. İşte önemli zafer kazandığında ben sizin için bu zaferi kazandım, Ben benim bütün varlığım sizindir diye onlara ziyafetler düzenleyeceksin. Bunlar aynı zamanda toplumdaki birlik ve beraberliği sağlar. Arkadaşlar sadece kanunlar değil boy beyleri de toy düzenlerler kendi boylarında. Bu ben sizin için varım, sizin için çalışıyorum, sizin için kazanıyorum, size yediri içiriyorum demektir aslında. Onun için şunu hiçbir zaman unutmayın. Türklerde toylar birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlardır soru olabilir. Ayrıca ünvan, ünvan alma. Mesela Türklerde özellikle hükümdar çocukları vesaire hanedan üyeleri arkadaşlar belli bir yaşa gelip belli bir kahramanlık gösterdiğinde isim alır. Bir ünvan alır. Belli bir kahramanlık göstermesi beklenir. Başka arkadaşlar kur kemer demek, berge kamçı demek, kama, kılıç, yay, ordu. Bakın burada ne yok? Ok yok. ÖSYM e bu kadar detay sorar mı? Arkadaşlar akademik kaynaklara göre oku Türk tarihinde sembol olarak sadece Harzemşahlar'da görüyoruz. İstisnai bir durum. Türk İslam döneminde. Az önce ne dedik bakın ok yay münasebetinde ok yaya tabidir. Yay devleti ok boyları gösterir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunlar önemli dedik. Hükümdarın görevleri. Orduyu, milleti, devleti, töreyi düzenlemek, seferler yapmak, milleti birlik içinde yaşatmak, asayişi sağlamak, halkın ihtiyacını karşılamak halkın refah seviyesini yükseltmek, siyasi ve askeri liderlik yapmak. Bakın burada ne yok? Dini liderlik yok. Yani şimdi bunu neden söylüyorum dini liderlik yok? Birçok arkadaşımız şunu düşünüyor. Hocam diyorlar kut dini bir anlayış tanrıdan yetki almak o yüzden Kaanların acaba başka ilk çağ topluluklarında olduğu gibi dini yetkileri var mıdır? İşte eski Sümerlerde rahip veya Mısır'da tanrı kral gibi. Yoktur arkadaşlar. Her ne kadar kut varsa da devlet yönetimine etki olarak Türk devlet anlayışı layıktır. Mesela kurultaya din adamları katılmaz. Bunu kesinlikle unutmayın bu sözlerimi. Yorumlarken kutu istisnai bir durum olarak alın. Dinin yönetime tamamen karışması anlamında almayın. O sadece Tanrı'nın verdiği bir yetki. O yetkiyi kullanıyor. Ama hükümdarın dini hiçbir sıfatı yok. Kesinlikle unutmuyoruz bunları. Şimdi devlet teşkilatında hükümdarın yanında hangi görevliler var? Yapku var. Batı kanadını yöneten erkek kardeş. Hatun var. Hükümdarın eşi yönetimde etkilidir. Türklerde kadın hem sosyal hem siyasi, siyasi hayatta etkilidir arkadaşlar. Ve gerektiği durumda naiplik yani vekillik de yapar. Hükümdarı temsil eder. Kurultay Kengeştoy. Burada duruyoruz bakın. Kurultay, Kengeş ya da Toy isimleriyle de anılır bu bir danışma meclisi. Hani görünürde danışma meclisi. Son söz yine hükümdarın, kağanın. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayacaksınız arkadaşlar. Kurultaylar dönem dönem hükümdarın üzerinde de etkili olmuştur. Bağlayıcı olmuştur kararları. Hükümdar seçiminde de etkili olmuştur. Bu yüzden Kurultayla ilgili sorularda genelde metinli sorularda metnin verilişine çok dikkat edin. Metinde ne vurgulanıyor? Mesela bakın kurultayda alınan kararlarda son kararın hükümdarda olduğunu söylüyorsa en temel anlayış nedir? Bu bir danışma meclisi diyoruz. Ancak kurultayın bağlayıcı olduğu işte hükümdarı doğrudan denetlediği gibi bir takım kavramlardan bahsediyorsa o zaman biz kurultayı Biraz daha danışma meclisi dışında hükümdara etki eden meclis olarak düşüneceğiz. Hatta arkadaşlar kurultay töre yapar. Bakın törenin yapımını da daha sonra anlatacağız. Üç, üçlü bir yapı var. Ne var? Hükümdar töreyi yapar. Halk kararları, halkın gelenekleri töreyi oluşturur. Bir de kurultay kararları. Kurultayın töre yapmasından, töreye kural koymasından, töreye kural eklemesinden bahsediyorsa bu bir yasama meclisi. Yasa yapıyor çünkü. Ha Bir de şundan bahsedebiliyor. E, Türklerde kurultaya arkadaşlar hanedan üyeleri, hükümet dediğimiz ayuku, bunun üyeleri yani buyruklar, bakanlar katılır. Bir de boy beylerinin tamamı katılır. Boy beyleri ne demek biliyor musunuz? Boy beyleri halkın temsilcisi demek. Eğer buna vurgu yapıyorsa demokratik niteliğe gidersiniz. Yani kurultayın danışma niteliği vardır, yasama niteliği vardır, demokratik niteliği vardır. Sorunun gelişine göre cevaplayacaksınız. Ha düz soruyu. Size hiç metin falan vermiyorsa kısaca kurultay dediğinde danışma meclisi deyip geçeceksin. Kesinlikle bunlara dikkat edin. Bu arada arkadaşlar kurultay üyelerine toygun denir. Kurultay üyesi. Yani bir bakıma bugünkü anlamda Milletvekili arkadaşlar. Milletvekili. Bunlara Toygun deniyor. Kesinlikle bunu unutmayın. Şimdi geldik Ayuku. Devlet teşkilatında önemli. Ne demek Ayuku? Hükümet demek. Ayuku üyelerine arkadaşlar buyruk denir. Buyruk kısaca bakan. İşte alıcı var burada. Hazineden sorumlu. Yargucu var ya da yargan. Yargıdan sorumlu. Bunların hepsi bir buyruktur, bakandır. Ve arkadaşlar Ayuk'un başında Aygucu ya da Üge dediğimiz Vezir Başbakan bulunur. Şöyle yazayım. Başbakan. Böyle bir yapılanma. Aşağıda şartlar var. Yönetimde bunlar da etkilidir. Hanedanın e, üyesi olan komutan ve valilerdir. Kut'tan dolayı hanedanın tüm üyeleri yönetimde yetkilidir arkadaşlar. Onlara da çeşitli görevler verilir. Mesela valilik görevi verilir, komutanlık görevi verilir. Tiginler var ya da elik denir hükümdarın erkek çocuğu. Ve bunlar da küçük yaşta deneyim kazansınlar diye boy beyliği yaparlar. Çeşitli yerlere gönderilir, boyları yönetirler. Bir bakım arkadaşlar İslam'dan sonra devam edecek Atabeylik, Selçuklulardaki atabeylik ya da Osmanlı'daki lalalık sistemi gibi şehzadelerin yetiştirilmesi. Türklerde temelden, küçük yaştan şehzadeler yetiştirilir. Hatta başlarında hocaları olur. Biz bunlara ne diyoruz? Ataman, inal ya da inanç. Bakın üçü de aynı kavram. Tigin hocaları. Tiginlerin hocası, öğretmeni. İşte arkadaşlar Türkler'de devlet yönetimi, devlet teşkilatı bu şekilde. Hoş kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, kanalımızı beğenmeyi unutmayın.